Arkadaşlar merhaba. Bu videoda bana gönderdiniz non-close sorularının cevaplarını inceleyeceğiz. Birinci sorudan hemen başlıyorum. Ee, studies show that diye cümlem gidiyor. Silence between the conversation of the two people, both of them think about. Araştırmalar gösterdi ki eee sessizlik olduğunda herhangi bir iletişim arasında, iki insanın iletişimi arasındaki bir sessizlik esnasında her iki kişi de düşünüyor hakkında diğerinin ne düşündüğünü değil mi? Ne anlamını vermek için burada cevabım what oluyor. İkinci soruda bakıyoruz zaman. The company suggested that employees' personal phones call during work hours. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Kitabınızda subjunctive konusu görmüştük. Sayfa kaçta hemen bir bakayım. Evet sayfa 65'te. Subjunctive'i hatırlayalım. Bu tür yapılarda The company suggested that employees çalışanların bir şey yapmamasını ya da yapmasını rica etmiş, istemiş. Bundan bahsediyor. Subjunctive'de should'lu yapıların should'unun atılmasından bahsediyorduk. Hatırlamayanlar sayfa 65'teki örnekleri incelesin. Burada da şirket diyor ki çalışanlar kişisel telefonlarla uğraşmasın iş esnasında. Uğraşmasın anlamını ben çıkarıyorum değil mi? İş esnasında kişisel, şahsi görüşmelerimiz yapabilir miyiz? Yapamayız. Dolayısıyla burada aslında shouldn't accept olması gerekiyor. Employees shouldn't accept personal phone calls during work hours. Burada should'u attığım zaman shouldn't accept'in not accept'ı kalır geriye elimde. Hatırlamayanlar lütfen sayfa 65'i incelesin. Diğer soruya geçtik. The manager requested the receptionist. Aynı soru zaten bu. Sizlerin gönderdiği sorulardan. Once Tim said to me that. Bir zamanlar Tim bana dedi ki. Demek ki geçmiş zamanda söylemiş bana bir şeyler. Bakıyorum. He in an automobile factory. O zaman otomobil fabrikasında çalıştığından bahsetmiş. Bunu ne zaman söylüyor? Geçmiş zamanda söylüyor. O zaman geçmiş zamanda ever since den beri. Neyden beri? İşte okuldan mezun olduğundan beri fabrikada çalışıyorum diyor. Değil mi? Timin bu cümleyi nasıl kurması gerekir? Has have verb 3. Yani e, present perfectle. Ama biz reported speech'te ne dedik biz? Cümleyi aktarırken mevzuyu pastlaştırmam gerekiyor. O zaman have verb tree'yi nasıl daha pasta alırım? Had verb tree ile alırım arkadaşlar. Burada bakıyorum. Past perfect bir tek Ceyhan'da var. Bu soruya bakalım. Adam whether I the job in spite of my lack of experience. In spite of neydi? Rağmen demekti. Bakalım. Benim tecrübe eksikliğime rağmen işi get değil mi? İşi sahip olup olamayacağımı whether yapıp yapamadı değil mi? İşe sahip olup olamayacağımı merak etmiş Adam. Bakalım burada bir zaman uyumu da olması gerekiyor aslında. Mesela nasıl söyleyeyim? Merak edecek ile ta past perfect bir arada olabilir mi? Çok saçma. Ya da aynı soru aynı şey Ceyhan'da da var bakın. Past perfect'te Future var. Çok saçma. Bakıyoruz başka ne var? Wonders had got. Ne dedik biz? Past perfect'i simple past ile özdeşleştirmem gerekir. Simple present ile hiçbir alakası yok. Adana'ya bakıyorum. Adam merak etti. İşi alıp alamayacağımı. Bu merak etme anına bir gidelim. Reported speech ya bu. Aktarılmış bir cümle. Cümlenin kurulduğu zamana dönelim. Adam'la işte işte ben konuşuyorum değil mi? Bu Adam, bu da I ben olayım. Adam diyor ki I wonder merak ediyorum whether you will get the job. İşi alıp almayacağını merak ediyorum. Yani aslında bu cümle orijinalinde will ile kullanılmış arkadaşlar. Bu aktarılan bir cümle olduğuna göre will ne olacak? pasta geçmesi gerekiyor. Yani would olması gerekiyor. O da uyum olarak Adana'da var arkadaşlar. Cevap Adana. Consistency is important in work you are doing. Şimdi cümlede boşluktan sonra dedik non clause konusunda. Eğer özne ya da yüklem değil, direkt böyle bir isim varsa bakın cümle aslında burada bitmiş. Özne burada başlıyor diğer cümlede. Burada e, Pardon yanlış yerden gidiyorum ama yine doğru cevabı verecek bu. E, biraz da anlamına dokunacağım tabii burada. E, you are doing yaptığın işten bahsediyor burada. Consistency dediğim şeyin önemli olduğunu söylüyor. Hangi işi yaparsan yap. Ne iş yaparsan yap. Consistency önemlidir çünkü onsuz bir şeyler olmayacaktır diyor. Yani burada hangi işi yaparsan yap. Whatever work you are doing. Cevap adana. Diğer soruya geçtik. I will be able to get on well in such a big city. Bilmiyorum. I don't know. I will be able to. Be able to neydi? Ebilmek. Kendine aynı şey. If I will be able to get on well. Get on well iyi geçinmek demek arkadaşlar. Get on well in such a big city. Bu kadar büyük bir şehirde iyi hissedeceğimi, iyi geçinebileceğimi bilmiyorum mu derim. Geçinip geçinemeyeceğimi bilmiyorum. Ama denemeye değer yapıp yapamayacağımı bilmiyorum anlamında ne var burada? Denizli var arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Buna bakıyoruz. Software you need to install on your computer. Bakın buraya kadar özne konumum. Depends on bağlıdır. You are going to use it for Sen için kullanacaksın. İçin olur mu bu? Buna bir şey daha lazım. What ne için? Peki ilk cümleye bakalım. Software you need to install on your computer. Bilgisayarına yüklemen gereken yazılım bağlıdır. Ne için kullanacağını. O zaman şöyle çevireyim mi ben? Bilgisayarına hangi yazılımı yükleyeceğim? senin ne için kullanacağına bağlıdır. Hangi ve ne lazım bana? Cümlelerime bakayım ne var? Özellikle şurası bana çok baskın geliyor arkadaşlar. Çünkü what for birlikte kullanılır. For what? Ne için? Ne için kullanacağını demek için. İkinci tarafta önce what'ı arayayım. Bakıyorum burada. Bir tek Ceyhan'da var. Cevaba Ceyhan diyeceğim. Şimdi ilk tarafa which de olurdu. Ama burada ikinci tarafı uymuyor. Dolayısıyla ikinci taraf what'ı ben buldum. İlk tarafı düşüneyim. What olur mu ilk tarafa? İşte ne yazılım kuracağın ne için kullanacağına bağlı. Oluyor çok da kulak tırmalamıyor. Burada önemli olan daha çok what for kısmıydı. Diğer soruya da geçelim. Arkadaşlar bu sorunun aynısını EBA'da çözdük. Lütfen EBA'da e, question grubumuza bir göz atın lütfen. Bir diğer soruya geçtik. Arkadaşlar bu soru da EBA'da paylaşıldı ve üzerine konuşuldu. Geçiyorum bu soruyu da EBA'ya girip inceleyin. Ee, soru grubuna kurduğumuz soru grubunda paylaşıldı. Dörde bakalım. Once yine once. Once ne demekti? Bir zamanlar anlamı katıyor. Yani geçmiş zaman olduğunu anlıyorum ben buradan. Once that aging was just a random and haphazard process but recent research Recent ne gerektirir bana? Present perfect. Bursa'yı ele. Ceyhan'ı elle. Edirne'yi de ele. Elimde kaldı Adana ve Denizli. Peki arkadaşlar it dediğimiz şey sizce düşünme eylemini yapabilir mi? Yapamaz. O zaman burada düşünülüyordu demek istiyor. Cümlemin pasif olması gerekiyor. Once it was thought that aging was just a random diye gidiyor. Bir zamanlar böyle düşünülüyordu ama şu anki araştırmalar onun doğru olmadığını söylüyor. Geçtik bir sonraki sorumuza. What annoys me most is that... Arkadaşlar şu izlet bir kalıp. Ona göre yani hani de, tanım yapıldığını gösteriyor burada. Beni sinirlendiren şey şudur ki... En çok beni kızdıran şey şudur ki... O pay ödemek var değil mi? Ödemek fiil var very little çok az öder mi çok az ödenir mi yani ödeme yapılır mı ona bakalım for what he onu şimdi bakın burada bir anlam da önemli burada anlamı oturttuğum zaman cevap çık diye çıkar diyor ki beni en çok kızdıran şey şu o yaptığı şey için çok az ödeme alıyor yani ona ödeniyor bir şey para ödeniyor burada pasif bir yapı ihtiyacın var şurada o ödemiyor çünkü. Ona para ödeniyor, değil mi? Bakalım. Bu aktif, sildim. Bu aktif, sildim. Bu da aktif, sildim. Pasif olabilir, pasif olabilir. İkinci tarafa bakayım. Bu gelecek zaman, bu past perfect. Ne alaka aynı seçenekte? Cevap arkadaşlar Bursa. Buraya bakalım. Some scientists are of the view Even a hairless dog can cause an allergy in sensitive people. Bazı araştırmacılar are of the view, görüşündeler. Ne görüşündeler? Even a hairless dog, tüysüz bir köpeğin bile, even bile demek burada değil mi? E, neden olabilir alerjiye hassas insanlarda? Arkadaşlar burada bir bilgi eksikliği yok, bir şey yok. Bir tanım var yine benim karşımda değil mi? that diyeceğim. Şu görüşte, işte araştırmacı şu görüşte ki tüysüz köpekler bile alerjiye sebep olabilir. Bu sorumuza bakalım. I always wonder, hep merak ederim. Parents spend less time, aileler az zaman geçirir. Kiminle? Çocuklarıyla. Then they need ihtiyaçlarından daha az. Burada less than, comparative, superlative konusu bir sonraki konularımızda yer alıyor arkadaşlar. Aileler çocuklarından, gereğinden daha az çocuklarıyla vakit geçirmelerini merak ediyorum. O zaman nedenini merak ederim ben bu olayın değil mi? Neden aileler çocuklarıyla gereğinden daha az vakit geçirirler? Hep merak ederim. Neden anlamını hangisi taşır bana burada? Why? To know is good for your health. Sağlığın için, senin sağlığın için neyin iyi olduğunu bilmek derim değil mi? Nasıl iyi olduğu değil. Sağlığın için neyin iyi olduğu. Burada da ne anlamını ne verir bize? Arkadaşlar, what verir cevap direkt bursa. Bakın devamını okumadık bile. Şuradan soruyu çözdük. Bol soru çözdükçe nasıl kısa yoldan çözeceğinizi öğrenebilirsiniz. Bol soru çözeceksiniz, yanlışlarınızı soracaksınız. Soruya nasıl bakmanız gerektiğini öğreneceksiniz arkadaşlar. Jason told his girlfriend Jason kız arkadaşı Kate e demiş ki that he to cinema that night o gece sinemaya gitmediğini söylemiştir. Zaten bu cümleler olumsuz. Şimdi bu konuşma geçmiş zamanda olmuş mu? Olmuş. Geçmiş zamanda bu vatandaş ne demiş? O gece sinemaya gitmeyeceğini söylemiş. Şimdi burada bir aktarma söz konusu olduğu için mesela present bir şey olabilir mi? Ya da future? Ki biz future'da present gibi alıyorduk hep. Önceki konulardan. Zaman uyumunda özellikle. E bunların hepsi present. E sildim. Buna ne diyeceğim? O zaman cevap hadn't gone. O zaman cümlenin orijinali neydi? Jason. Jason'ın Kate'e bu cümleyi kurduğu zamana bir dönelim. Jason Kate e ne diyor? İşte ben e, sinemaya gitmedim diyor. Yani didn't go kullanıyor. E, didn't go simple past değil mi? Didn't'ı simple past'sa aktarma cümlesi yaparken ne yapıyordum ben? Aktarırken tense'i de aktaracağım. Didn't'ı past'a aldığımda zaten cevap hadn't oluyor. O yüzden present olma ihtimali yok diyerek dört seçeneği birden eledik. Basit bir soruydu. Geçiyoruz diğer soruya. Housework I will have to do today. Bugün yapmak yapacağım ev işi bağlıdır neye bağlı depends on whether I can convince my brother kardeşimi ikna edip edemeyeceğime bağlı ne konuda bana yardım etmesi değil mi kardeşim bana yardım etmesi noktasında işte ikna edip edemeyeceğime bağlıdır bugün yapacağım ev işinin nesi? Miktarı değil mi? Bugün ne kadar iş yapıp yapamayacağım kardeşim ikna etmeme bağlı. Onu ikna edersem yardıma daha çok ev iş yaparım. Edemezsem daha az ev işi yaparım. Nerede ev işi olur mu? Olmaz. Ne zaman ev işi olur mu? Olmaz. Ev işi yapıp yapmayacağım da değil burada. Cevap çeken arkadaşa ki Edirne şıkkını göremiyorum. Çeken arkadaşımız orayı alamamış. Evet az kaldı sanırım. One of the great advantages of using the internet is, bakın burada bir açıklama geliyor, is that, açıklama cümlelerinde böyle bir yapı söz konusu arkadaşlar. Ee, i̇nternet kullanmanın işte en harika avantajlarından biri, işte insanlar e, birbirleriyle iletişim daha hızlı kurabilirler. Bakın burada bir bilgi eksikliği yok bir şey yok tanım vermiş bize, burada that ya da the fact that tercih ederim zaten is-det bir kalıp. nan close ile is yanında boşluk varsa det'e gidin arkadaşlar. Yani çoğunlukla diyeyim. Şöyle bir sonraki soruya geçelim. İstisnai bir soru falan çıkabilir yani karşınıza o tarz sorularda. Hocam siz böyle demiştiniz demeyin sonra. Soruyu her zaman anlamakta fayda var. Anlayabilmek için de bol kelime. Arkadaşlar yani kelime ezberlemeye devam etmeniz gerekiyor. Okula ara verdik diye lütfen bırakmayın. As a beginner level French learner. Başlangıç seviye Fransızca öğrenicisi olarak yani Fransızca öğrenen birisi olarak. I was surprised. Şok oldum. Bir şeyden şok olmuşum. Neyden şok oldum? The grammar aslında çok daha zor ve karmaşık İngilizceden diyor. O zaman burada bir bilgi eksikliği yine yok. Bir tanım gibi bir şey yapmış burada. Diyor ki başlangıç seviye Fransızca öğrenen birisi olarak e, Fransızca gramerinin aslında İngilizce gramerinden daha zor ve karmaşık olduğundan işte olduğu beni şok etti. Burada bir e, olgudan bahsediliyor. O zaman that ya da the fact that'ı tercih ederim. E, bu ikisi arasındaki fark ne? Preposition'dan sonra the fact that kullanılır arkadaşlar. The fact that ve that aynı şey sadece kullanımlarında fark vardı. Mesela preposition'la beraber that'i değil the fact that'i kullanırım dedik. Bakalım buna. Learning a new language helps people understand. Yeni bir dil öğrenmek insanlara yardım eder. Ne konuda yardım eder? Anlamada. Acaba insanlara neyi anlamada yardım eder? Bakalım. Ee, diğerlerinin işte hedef dilini Konuşması, düşünmesi ve e, onların geleneklerinin ne olduğuyla ilgili anlamalarında. Şimdi bakalım burada. Geleneklerinin ne olduğuyla ve nasıl konuştuklarıyla ilgili anlamalarında yardımcı olur diyor. O zaman ben burada e, bu anlamı bana kazandırabilecek bir tek Bursa var arkadaşlar. Seçenek eleyerek de gidilebilir bu cümlede. Ee, aslında bu, bu soruyu böyle hızlı cevaplamanın nedeni bu tarz soruları daha önce çok fazla görmüş olmam ve bu bilgiyi biliyorum. Bir dili öğrenmek arkadaşlar sizlere o dili konuşan insanların işte düşünce yapılarını, o dili konuşan insanların kültürlerinin ne olduğunu falan anlamanıza fayda sağlar. Bu cümleyi ben çok kez duyduğum için bu cümleyi burada böyle tak diye cevabını size verebiliyorum. Geçiyorum. Bir diğer sorumuz The doctors advise that painkillers e, bakın yine aynı subjunctive tarzında bir soru var burada. Doktorlar tavsiye ediyor. Ne diyor? İşte painkillerlar yani ağrı kesiciler sadece ihtiyaç duyulduğunda alınmalıdır. Değil mi? Burada bir pasif yapı var. Aslında buradaki olay ne? should be taken. Should be verb 3. Yani değil mi? Burada benim should'u nereden çıkardım? Subjunctive olduğunu anladığım için. Cümlenin yapısından belli oluyor. Advised him that diye gitse cümlem farklı olabilirdi. Bunu gördükçe alışacaksınız arkadaşlar subjunctive olduğunu. Painkillers should be Taken demem gerekiyor. Subjunctive'deki mevzunuydu. Shoot atılabilirdi. O zaman cevaplarda da be taken nerede var? Ceyhan'da var. Subjunctive'i görmeniz biraz zaman alacak. Bol soru çözerek arkadaşlar. Zaten subjunctive'i ben anladım hocam dediğinizde muhtemelen coşmuş olacaksınız bütün konularda da. Biraz detay çünkü subjunctive görebilmek. Silelim bunu da. It seems you can eat. Görünüyor ki yiyebilirsin. You like. Ama nedeni bu kalıp kalıp arkadaşlar. Ne istersen yiyebilirsin görünüşe göre diyor. Ama you don't put on weight. Ama kilo almıyorsun. İstediğini yiyebiliyorsun. Yani burada ne istersen yiyebiliyorsun anlamında. What'lı bir şey arayacağım. Cevap Adana. Burada ne diyor? Keeping track of demiş. Bir kere direkt ben şunu elemek istiyorum. Preposition'ı gördüm. Preposition'a that kullanılmaz dedik. Keeping track of you eat and your activity levels can be a powerful tool. Güçlü bir araç olabilir. Ne için? Kilo vermek için güçlü bir araç olabilir. Nedir bu güçlü araç olan şey? İşte aktivite düzeyin ve ne yediğini ve aktivitelerini takip etmen. Değil mi? Mantıklı değil mi bu cümle? Bir günde ne aktiviteler yapıyorsun? Yürüyüş yapıyor musun? Spor yapıyor musun? Yoksa hep yatıyor musun? Ne yiyorsun? Bunları track yapmak, takip etmek güçlü bir araçtır. Kilo verebilmek için ve işte vücudunu kontrol edebilmen için. Burada ne anlamını bana tabii verecek olan what var. Denizli'yi işaretlemiş bu soruyu gönderen arkadaşım. Ee, ne yersen ye ve aktivitelerini takip etmek değil de ne yediğin ve ne aktiviteler yaptığın anlamında. Yani whatever burada çirkin duruyor. Cevabım o yüzden Adana. Zaten arkadaşlar şunları aynı anda şıklarda görürseniz eğer daha çok dikkatli olun. Yani ikisi arasındaki farkı anlama bakarak daha çok fark edebilirsiniz cevap whatever olabiliyorsa büyük ihtimal what da olabilir. Onu böyle tak diye what'ı elemeyin. What'ı eliyor demek istediğimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Daha çok uzatmayacağım. Videoyu çok uzun tutmayalım. İzlerken sıkılmayın. Umarım sonuna kadar izliyorsunuzdur zaten. Sonuna kadar izleyen bana hocam sonuna kadar izledim bu videoyu diye mesaj atabilir mi? Bu videoyu kapatır kapatmaz bana mesaj atın. Böylece kimlerin izlediğini de Takip etmiş olurum. When Tim's mother asked him to sleep early, he said that. O zaman bakıyorum buraya. Tim'in annesi e, erken uyumasını istemiş Tim'den. Ondan sonra Tim de cevap olarak ne demiş? Dedi ki, he, işte sleep. Şimdi konuşmanın geçtiği zamanı düşünelim. Değil mi? Burada bir reported speech var yine. Dedi ki. Yani orada çocuk bir şey demiş. Geçmiş zamanda bir şey dediyse bugün onu aktarırken daha da geçmişini alacağım. Dolayısıyla cümle present olamaz. Adana'yı eledim. Denizli'yi de eleyim. Diğerleri hadi şimdilik yanımda dursun. As there I will diyor arkadaşlar. Hala future'dan bahsediyor. Biz past diyoruz. E ne kaldı elimde? Bursa. Anlamına bakalım. Ertesi gün Okul olmadığı için erken uyumak zorunda olmadığını söyledi. Tim, annesi ona erken yatmasını söylediğinde. Son sorulara geliyoruz. The woman who saw the burglar maintains she told the truth about the event. İşte burada ne diyor? Kadın, who saw the burglary hırsızlığı gören kadın e, hala doğruları söylediğini söylüyormuş olayla ilgili. Yani burada yine bana that düşüyor arkadaşlar. Bir açıklama var. Bilgi eksikliği yok, bir şey yok. E, olay hakkında doğruları söylediğinden bahsediyor. Bu soruya bakalım. Adam Arkadaşlar bu soruyu çözdük. Bir sonraki soruya geçiyorum. soruyu çözmedik. Bunu çözelim. Company will pay is not important for me now as I need this job more than anything. Ne diyor? Because. Bu işe şu an her şeyden daha fazla ihtiyacım olduğu için şirketin e, will pay şirketin ne kadar ödeyeceği ne kadar para ödeyeceği bu şekilde anlamlandırabilirim. Ne kadar para ödeyeceği benim için önemli değil şu anda. Çünkü bu işe benim ihtiyacım var diyor. Ne kadar para How much money? Cevap denizli. Ve sorular bitti. Bana gönderdiğiniz sorular bitti arkadaşlar. Keşke daha çok kişi gönderseydi. 3 ya da 4 kişi gönderdi. Bu videoyu izleyenler sonuna kadar videoyu kapattıktan sonra bana hocam hepsini izledim diye mesaj atıyor. Kolay gelsin. Başarılar.